Mehmet abi. Merhaba çocuklar. Evet, Avrasya Maratonu'na katılacağım da onun için hazırlık yapıyorum. Koşu antrenmanları yapıyorum. Maraton nedir Ahmet abi? Maraton nedir? Çok güzel soru. Maraton asfalt yollarda yapılan bir koşu yarışıdır. Ve maraton koşucuları tam 42.195 metre koşarlar. Yani bundan tam 42.195 tane. Düşünsenize. Bakın bakın. Daha 10 tane oldu. 42.195 tane olduğunu düşünsenize. Bu arada Avrasya Maratonu arkadaşlar İstanbul'da her yıl koşulur. Ve Asya kıtasında başlayıp Avrupa kıtasında biter. Çok susadım. Ben bir su içeyim. Suyum bitmiş. Aa, buldum. En sevdiğim bardağımla bir meyve suyu içeyim bari. Bardağım burada bir yerlerde olacaktı. Ben bulup geliyorum. Ahmet abi, Ne oldu? Biz bir deney yapacaktık da en sevdiğin bardağına zeytinyağı koyduk. Ama istersen diğer bardakta meyve suyu var. Kolayı var. Ben ikisinin yerini değiştirebilirim. Gerçekten mi? Peki nasıl? İki silindir bardakta ağzına kadar dolu. Başka bardak da yok. Tabii ki sihirli matematik güçlerimle. Evet, işte hazırım. Şimdi nerede benim bardağım? Masanın üstündeydi Ahmet abi. Hah, işte oradaymış. Gördüğünüz gibi iki bardak da tamamen dolu. Nasıl yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Evet, hazırım. Abra Matematika. Nasıl yaptı bunu? Evet, artık meyve suyumu en sevdiğim bardakla içebilirim. Nasıl olduğunu ben hiç anlayamadım. Meyve suyuyla yağ yer değiştirdi. Ben size yer değiştirebilirler demiştim ama öyle değil mi? Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu gösteriyi nasıl yaptığımı merak ediyor musunuz? Evet. Güzel. Çünkü birkaç püf noktasını öğrendikten sonra siz de kolaylıkla yapabileceksiniz. Öncelikle içleri tamamen dolu, düz silindir şeklinde iki plastik bardağa ihtiyacımız var. Bir de tepsiye ihtiyacımız var ki etrafa bir şey dökmeyelim. Bardaklardan biri suyla dolu olmalı. Meyve suyu gibi gözüksün diye ben boyalı bir su kullandım. Diğer bardağımızsa yağla dolu olmalı. Söyleyin bakalım suyla yağ karışınca ne olur? Ben görmüştüm, yağ suyun üzerine çıkıyor. Evet doğru. Suyun kaldırma kuvvetiyle hafif olan yağ ağır olan suyun üstüne çıkar. Pekala. Biz gösterimizde suyla yağ arasındaki bu yoğunluk ilişkisini kullanıyoruz. Bir de posta kartı kullanıyoruz. Posta kartlarının üstü özel bir tabakayla kaplıdır. Bu tabaka sayesinde kart suyu emmiyor. Kapatalım bakalım suyla dolu bardağımızın üstünün ne olacak? Tamamen kapandığından emin olalım. Evet, şimdi çeviriyoruz. Hop! Gördünüz mü? Yukarıdaki havanın basıncı aşağıdaki suyun basıncından oldukça kuvvetli. Bu yüzden kart tamamen yapıştı. Şimdi su dolu bardağımızı yağ dolu bardağımızın üstüne koyuyoruz. Pekala, kontrol edelim. Tamam, şimdi sıra geldi kartımızı çekmeye. Bakalım ne olacak?
Bakın gördünüz mü? Hafif olan yağ suyun kaldırma kuvvetiyle ağır olan suyun üstüne çıkıyor. Yani yer değiştiriyorlar. Çok güzel öyle değil mi? Bakın bakın. Tamamen bitmesini bekleyelim. Çok güzel. Şimdi sıra geldi. Üstteki yağ dolu bardağımızı alıp alttaki bardağımızın yanına koyalım. Bakın gördünüz mü? Yine hava basıncı yendi. Kağıt bardağı tamamen yapışık. Müthiş öyle değil mi? Çok güzel. Evet ben de yapacağım. Harika. Ama bu gösterimizi yaparken bardakların altına bir tepsi koymayı unutmayın. Olur mu sihirli matematikçiler? Ne olur ne olmaz. Tamam Ahmet abi. Harika. Bir de ne demeyi unutmuyoruz? Abra Matematika. Çok güzel. Ben şimdi gidip eşofmanlarımı giyeyim. Biraz daha antrenman yapacağım. Hoşça kalın. Silindir geometrik bir şekildir. Konserve kutusu bir silindire benzer. Plastik bardak bir silindire benzer. Silindirin tabanında ve üstündeki daire birbirinin aynısıdır.